Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için orta koridorda Talon oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Epeydir bir Talon videomuz yoktu. Normalde geçen hafta gelecekti. Geçen hafta hafta sonu gelecekti. Ama çekemedim. Fırsat olmadı elimde çünkü paylaşmam gereken daha acil videolar vardı. Ama Talon'u da hemen bu hafta sonuna sıkıştırayım dedim. Karşımızda Yone var. Gayet hakim. %80 miydi neydi bu adamın kazanma oranı? Öyle bir şeydi. 17 galibiyet, 2 yenilgi mi, 3 yenilgi mi? Bayağı iyi bir KDA ile oynuyordu yani adam. Genel olarak durumu da iyiydi adamın. Bakalım biz elimizden geleni yapacağız. Şu adamı burada darlayabiliriz aslında. Sayı üstünlüğümüz var. Bir şeyler yapardık burada. Oh, beni burada sıkıştırmasınlar. Keşke Q yeteneği açsaydım. Neyse, sorun olmaz. Bakalım, W yeteneği açtım. Genelde karşınızda dövüşçü karakter varsa Q yeteneği açıp Q yeteneği fullemeyi tercih ediyorum. Ki bu oyunda da öyle yaparım. İlk başta beni engelleyebilecek herhangi bir yeteneği yok. W açtık. Daha sonrasında diğer yeteneklerle devam edeceğiz. Yani Q yeteneğimizi açıp onu fulleyerek devam edeceğiz. Ana ürün olarak da elektrik ver tercihinde bulundum. Çünkü elektrik verle birlikte karakter daha da etkili oluyor. Benim istediğim şey de karakterin etkisinden maksimum şekilde faydalanabilmek. Q'sunun menzili çok fazla olacak. Bakalım metadaki en güçlü orta koridor piklerinden birine karşı oynuyoruz. Gidiş hasarını yese bile yeterli. Dönüş hasarını da yedirmeyi çok isterim ama maalesef. Güzel. Şimdi hata bekleyeceğiz rakibimizden. İstin koridorunu. Şöyle şunları koyalım. Runların tamamı, eğer söylemediysem, videonun açıklama kısmında yer alacak dostlarım. Açıklama kısmından runların tamamına erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa açıklama kısmında hem Discord adresimiz, hem Facebook grubumuz, hem de Instagram adresi mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben 4 levelde E yeteneği açıyorum. Genelde Talon oynarken sizler 4 levelde açmak zorunda değilsiniz dostlarım. Bilginiz olsun. Elektrikleri patlattık ama yine de hasar takısından adam üstün çıkabiliyor ki E'siz hasarıyla vurdu yani. Hitbox'a bak ya. Oto atak menzili de saçma sapan bir şekilde uzuyor ya böyle. Bu arada bu adamı kesmiş olabiliriz. Bir hatasını bekliyorum. Ya şurada şu takastan üstün çıkması bana çok absürt geliyor ya. Cidden çok absürt geliyor yani şu takastan üstün çıkabiliyor olması. Karakter çok güçlü durumda yani. Biz güçsüz durumda diyenlere hayret ediyorum gerçekten. Şurada kalmamamız lazım. Normalde erken oyunun en güçlü şampiyonu ile birlikte oynuyorum yani, düşünün. Şu parçayı alalım, böyle gidelim koridora. Koridoru itleyecek, plate alamayacak ama orada bir tane tabii kamyon minyon kaçırmış olmamız üzdü bizi. Durum neymiş? Lucian'ımız 2 kill aldı. Güzel. Bot lane'de erkenden 2 kill alınması önemli. Bu oyunda ağır yaraya ihtiyacımız var arkadaşlar. Ağır yara eşyası alacağız. Neredeyse full AD sayılırlar zaten. Oyun bazında belki ninja tabiye de gidebilirim ama Ionia çizmesi daha çok işimize yarıyor. Bekleme süremizi azaltmamız lazım. Şu an erken oyunda belki mana problemi çekiyoruz ama geç oyunda çok fazla mana problemi çekmiyor karakter. Ya bu adamı kesebilmem için tek yolum var. E'sini kullandırtacağız. Defansif olarak kullanmasına neden olursak çok daha tatlı olur tabii ki. Ama adam E'siz bile çok fazla hasar çıkartabiliyor. Çünkü neden olmasın? Riot neden bufflamasın?
Çok absürt güçlü ya. Ne aldın? Çizmesi var, saldırı hızı var. Güzel. Bir sen eksiktin. Evet, çok güzel. Tam bu noktada da Voli'nin bizi bekliyor olması çok güzel bir sürpriz yaptı bize. Sağ olsun. Çizmemizi tamamlayalım, bu şekilde gidelim. Yani normalde benim bu hasarıma cevap veremez ama çok rahat bir şekilde cevap verebiliyor işte bu hasarı. Allah'tan Voli de kaldı, dediğim gibi. Yone de kalsaydı çok daha büyük problemdi. 6 level, 6 leveli de güçlü. Bizim de 6 levelimiz güçlü. Riven bot lane'e gelmiş. What? Yumi sıçra attı. Herhalde farklı bir spell'im var diye düşünüyordu. Geliyorum. Güzel. Buna da benim ihtiyacım vardı. Hayır, hayır, hayır. Güzel. İyi, Hecarim de oradan bir asist çıkartmış oldu. Yani yetenekleri olmayınca Yone'yi kesmesi kolay da yetenekleri oldu mu gerçekten bizim için darlayıcı bir pik. Bu kadar güçlendirmelerine ne gerek vardı cidden anlamıyorum. Bak, Yone ve Yasuo, bu ikiliyi bu kadar fazla güçlendirmenin hiçbir lüzumu yoktu ama güçlendirdikçe güçlendirdiriyor, sağ olsun. Tekrardan bir resetlenelim bakalım. Ionic çizmesine gidebilirim. Bekleme süresini azalmayı onunla da sağlayabiliriz ya da Sinsi Pençe ile de sağlayabiliriz ama Sinsi Pençe'nin bu tarafının tamamlanmasına daha çok var. Bir pink ward daha alacağım. Bu şekilde koridoruma ilerleyeceğim. Mana barımız biraz dolsun. Adam da çizmesini bitirmiş aynı şekilde. O mobilse bizim de mobil olmamız lazım. Rotasyon kabiliyetimiz çok fazla. Bunu yapabilmem için koridoru sürekli olarak itmem lazım bu adama karşı. Şu an bu adamın aslında E'sinin bekleme süresi çok uzun. Bak, bu adam burada. Çok güzel. Tertemiz. İyi, bu lazımdı işte bak. Bu skor lazımdı. Hecarim'le bu 2 ve 2'yi kaybetmezdik. Adam da zaten kaynaklarının çoğunu harcamıştı. Bot lane'i de takip etmesi güzel oldu. Biz ölsek bile en azından bot lane buradan kaynak çıkartacaktı. Hadi bir Elos'unu emcükleyelim o adamın. Bir minyon dalgası daha puşlarız. İstediğimiz gold'u çıkartmayı başardık zaten. 1100 gold'a ihtiyacımız vardı. Eşyamızın tamamlanması için. Sinsi Pençe build'ini yapıyor olacağım. Bu build'i çok sevdim. Bunu denemek istiyorum. Direkt ultiyi kullandığınızda hiç böyle mesafe kapatma derdiniz olmuyor. Rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Manamız nasıl gidiyor ya? Böyle içiyor manayı karakter, içiyor. Hecarim iyi durumda. Botlane çok iyi durumda. Nosus Riven'e karşı iyi durumda götürüyor şu an. Kaç stack oldu Nosus? 120 stack olmayı başarmış. İyi. Ultim geldiğinde yeniden deneyeceğim. Tutuş durumda gelmiş olacak. Alabildi plate'i ya. Üzdü. Koridor değişikliğine mi gittiniz? İyi. Direkt bir selamun aleyküm dedik adama. Bir rakip katledildi.
Nasus umuyorum top lane'de ölmez. Güzel. Çok da kaynak ayırmış oldular. Ay korktum bir an ölüyorum diye. Çok kötü oynadım pozisyonu. Pink ward varmış. Görüşün olmadığı açıdan falan oynadım. Aman ha düşüyorduk. Gerçi ben ittirilince tabii Hecarim tarafından o da tabii bir ters pozisyona düşmüş oldu. Eşyanın parasını bekleyeceğiz artık. Bu sinsi pençe gelsin. Can mana dolana kadar zaten o da gelmiş olur. Şu an memnunum Talon'dan ama dediğim gibi Yone kat kat daha güçlü. Early game'i en güçlü pick'te oynuyoruz ki Yone late game'de güçlenen pick. Early game'de bu kadar güçlü olmaması gereken bir pick. Ama gelin görün ki güçlü. Aynı bir suikast çiğmişçesine çok fazla hasar çıkartıyor. Nasus da kafasına vurdu onun. Top lane'e alamet de bıraktılar. Yumi de orada. Yetişmem lazım oraya. Göstere göstere gideceğim. Ah basamadım. Yone de sıçra attı buraya. Abi yeter ama ya. Vallahi bıktım. Adamlar sürekli bir 10 kişiler yani. Riven gelmedi bile bu pozisyona. Biz 3 ve 3 yapmalıydık burada. Nasıl takip edemediler ben anlamıyorum. Tertemiz pozisyon. O kadar temiz bir pozisyon ki yani hata yapmışlar burada iki kişiler. Biz buradan kapatabiliriz bu adamları. Ama kapatamadık gelin görün ki. Word bir pozisyon değil bu arada botta 2'ye 1 takas olmuş olması. Şu ejder savaşını mesela yapmamız lazım. Şu ejdere gitmek lazım. Ama Voli tekrardan buraya damlayacak sinir bozucu bir şekilde. Güzel. İşte sinsi pençenin de gücü burada ortaya çıkıyor. Lux'ın gelmesi lazım buraya. Oralı olmadı adam. Güzel sıçra almayı başardı bizim adam. Hayır 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 hayır. Güzel. Ejder'e koşalım. Ejder ejder. Yone buraya gelemedikçe pek fazla bir sorun olmuyor. Yone'nin 3 kilo olmuş bu arada. Benim çıkardığınız hasar da bu arada az uz değil ha. Q full hero oynadık mı bu çıkan hasara bayılıyorum ya. Nasus'ta koridoru mu değiştirsek acaba tekrar? Geliyorum bunu darla. Öyle bir dağılma şekli yok Rivencim.
Yumi'de sağdakiyle soldakiyle takılmaya başladı şimdi. O da Volibear'la takıldıkça baskın avantajlarını arttırmaya başladılar. Çünkü Jhin'le bir şeyler elde edemiyor fark etti ki. İki buçuk K param var aslında üzerimde. Bir base atsam güzel olur. Bu kuleyi aldırtmayız adamları da. Oy, Lux ne vuruyor? Base atalım aynen. Ah, orada tam son anda bir savaş oldu. Yone'ye karşı arkadaşlar yılan dişi bizim için en önemli eşya. Şuradan seni satarsam yılan dişini tamamlarım. Yone'nin kalkanını kırıyorsunuz. Yumi'nin kalkanını kırıyorsunuz. Voli'nin kalkanını kırıyorsunuz. Yani bu kadar kalkan varken yılan dişi olmadan olmaz. Çok güzel. Çok güzel yakaladı bizim adam da. Şu hasara bak ya. Şuna vurduğumuz hasara bak. Hemen şurayı bir ittirelim. Lux'ın Q'ları güzel. O beni mutlu ediyor. Tekrardan base vakti benim için. Bunun üzerine ne gidebiliriz? Karabaltı aslında hiç fena bir tercih olmaz. Bekleme süresinin azalması falan da çok işimize yarıyor. Ama gecenin kıyısına da ihtiyacımız var burada. Bu da bize lazım. Gecenin kıyısına bir gidelim de zırhleşmeyi bir yaptırayım. Karabaltıya da son... Hatta karabaltıya bile direkt devam edebilirim. Bilmiyorum. İşimize yarar yani. Güzel. Hasara bakar mısınız ya? Biz de vuruyoruz artık. Normalden daha fazla vuruyoruz. Ah! Jhin'in W'su. Jhin'in W'suna yakalandım. Sıçrattım yerde. Keşke skor Jhin'e gitseydi bu arada, Riven'den ziyade. Karabaltaya mı gidiyoruz, ona mı gidiyoruz? Hala çok kararsızım. Yani ikisi de benim şu an çok işime yarayacak. Oo, her şeyden ziyade dur. Neredesin sen? Bizim şuna ihtiyacımız var. Her şeyi bırak. Direkt bunu almazsak adamlar çok güçlenecekler. Şimdi kritiğe ihtiyacımız yok. Hareket hızı var ama işin içerisinde. Ama bekleme süresi de var işin içerisinde. Bence Zaun almak daha sağlıklı. Önerilenlerde de Zaun gösteriyor değil mi? Evet. Güzel, Lucius kafasına vurdu onun. Ha bir de oh 1000 gold falan yazmış ya bak utanma. Talon nasıl 1900 vurdum. Hemen şu kuleyi de alalım. İnhibitörü de alalım. Alamet bir kafa daha atacak. Güzel. Alamete bir kafa daha attırtalım. GG. Rakip de sur verdi zaten. Arkadaşlar orta koridorda Talon'da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.